Bir çocuğun hakikati bilmeyi istemesine ilişkiler sebep olur. Başka kuruluşlarla beraber Dartmouth Tıp Fakültesi gençler üzerine yapılacak bilimsel bir çalışma gerçekleştirdi. Ama işin ilginç kısmı şu ki hiç araştırma yapmadılar. Nasıl yani, bu delice? Hayır, bu dahi yani. Ne yaptılar biliyor musunuz? Kendi araştırmalarını yapmak yerine gençler üzerine yapılan 260'ı aşkın mevcut bilimsel çalışmayı araştırdılar ve de incelediler. Evet. Ve araştırmalarını yayınladıkları zaman gençler üzerinde yapılmış bu bilimsel çalışmanın adını daha ilintili bir başlıkla değiştirerek ilişkilerde bağlanmak anlamına gelen bağlanmaya programlıyız koydular. Peki neden? Gençlerle ilgili 260 bilimsel çalışmanın sonucu neden mi bu başlıkla yayınlandı? Sebebi şu, dediler ki, direkt alıntılıyorum, tüm bilimsel araştırmalar %90 ya da %95-98 değil, tüm bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, doğumundan itibaren küçük bir bebeğin beyni, fiziksel ve biyolojik olarak ilişki kurarak bağlanmaya programlıdır. Doğdukları andan itibaren duygusal ya da ruhani değil, fiziksel olarak bu durum işte bu şekilde. Ve dediler ki, kendi gençlerinize kendi değerlerinizin geçmesini mi istiyorsunuz? Gençlerinizin İsa ya da kutsal yazıları özümsemesini ya da sizin gerçeğinizi yaşamasını mı istiyorsunuz? Bilim ne diyor peki? İki şey. İlki, çocuğunuzla yakın, sevgi dolu bir iletişim ya da ilişki kurmalısınız, yoksa sizin hakikatinizden uzaklaşacaklar. İkincisi, bir gencin değerlerinizi kabul edip gerçeğinizi öğrenmesini istiyorsanız, o gerçeği o çocuğun etrafında şekillendirmeniz gerekir. Yoksa çocuk o gerçekten uzaklaşacaktır. Bilim sonunda kutsal kitabı yakalamaya başlamış gibi görünüyor. Ayrıca İsa'nın şu sözüne benziyor. Size bir örnek teşkil ettim. Benim yürüdüğüm yoldan yürüyün. Ya da Paulus'un sözü. Evlatlarım, hayatınızda benimkinden esinlenin ve yolumuzu takip edenlerden öğrenin, diyor. Davranışlarımızı güdüleyen değerleri oluşturan inançlara yol açan şeylerse ilişkilerdir.